Selam yumurtseverler. Bugün Japon mutfağıyla bir iftar yemeği hazırlayacağım. Bu video aynı zamanda kanalda yeni başlayacağım serinin ilk videosu. Serimizin adı Anormal 1. Yani mesela anormal bir iftar yemeği hazırladım gibi. Hepimizin normalde yaptığı şeyleri anormal bir şekilde yapmaya çalışacağım seri özetle. Bugün menümüzde ahtapot var. Ahtapotla takoyaki yapacağım. Ve bunun için kocaman bir ahtapot aldım. Normalde bu kadar büyük olması gerekmiyordu bence ama. Ve ahtapot buradaki en normal şeylerden bir tanesi. Mesela hemen onun yanında yılan balığımız var. Eel. Eel ismi bu arada. Tepki vermiş gibi oldum değil mi? Eel gibi oldum. Eel. İsmi Eel bu yılan balığının. İşleri biraz daha abartmak için burada Alaska Kral Yengeci kolu ve bacağım var. Alaska Kral Yengeci bu arada yiyebileceğiniz en pahalı etlerden bir tanesi. Fiyatını şu an söylemek istemiyorum ama çok pahalı. O yüzden iki tane aldım. İki tanesi bile şuradakilerin toplamından daha fazla ediyor. Sonra kırmızı havyarımız var ve buradaki en mütevazı şeylerden bir tanesi bu havyar. Normalde tam tersi olması gerekmiyor muydu? Değil mi? Normalde masadaki en pahalı şeyin bu olması gerekiyor ama değil. Burada gerçekten ucuz bir şey var. Ne var bu? Jumbo karides. Hayır. Karides cipsi. Hiç karides cipsi yedin mi? Hayır. Yemeyeceğim. Yiyeceğim. Yemeyeceğim. Bu gerçekten ucuz. Şimdi hazırlık aşamasına ahtapotu temizleyerek başlamam gerekiyor. Dünden beri bekliyorum, bir türlü üstündeki buz çözülmedi. İşleri birazcık hızlandırmak için bunu su altında falan çözmeye çalışacağım. Ahtapotun temizlik aşaması hiç kolay değil bu arada ve şu anda bile dokunurken çok hoşlanmıyorum açıkçası. Harun bir gelip dokunmak ister misin? İstemem ama dokunayım yani. Ya bir dokun, bir hisset şu. Bir mucuklat kendini bak şöyle şuradan. Abo. Ama güzel de bir yandan, öyle söyleyeyim yani sana. Hayır. Neyse şunu bir lavaboya alalım. Dokunduğum en ilginç şeylerden biri olabilir, tutamıyorum. Sen şey izlemiş miydin? Tarkan'ın filmini. Ya biliyorum. Biliyorum o sahneyi. Da biz iki kişiyiz. Niye bu kadar büyük bir ahtapot seçtin? Şimdi ben ilk önce takoyaki yapmaya karar verdim. Fakat takoyaki yapmak için ne kadar ahtapota ihtiyacım olduğuna bakmadım. Sadece içinde ahtapot olduğunu biliyordum. 2-3 kişi için ihtiyacım olan ahtapot aslında 300 grammış. Ben 6 kilo aldım. Kalanları ne yapacağız şu an bilmiyorum. Dağıtacağız komşuya, annemlere, ablamlara falan veririz herkese. Bir kol. Şu an size ne kadar rahatsız hissettiğimi tarif edemem. Çok kötü hissediyorum. Şimdi bu bir saat falan burada bekleyecek çünkü dışı yumuşamış olsa bile içi hala buzlu. O çözünürken sizlere bu videonun sponsoru olan World of Tanks'tan bahsetmek istiyorum. World of Tanks tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde yüzlerce farklı tank modeli barındırıyor ve stratejinize göre istediğiniz tanklarla oynayabiliyorsunuz. İster hızlı ve hafif bir tankla ormanın içinden düşmanınıza sinsice yaklaşabilirsiniz. İsterseniz ağır ve güçlü bir tankla açık alanda uzaktan bitirici vuruş vurabilirsiniz. Hangi taktikle oynayacağınız tamamen size kalmış. Ayrıca açıklama bölümüne bırakacağım linkten şu anda ekranda görmüş olduğunuz Tankmania koduyla oyuna üye olursanız bir tane Excelsior model tank, 250 bin kredi, 7 günlük premium ve 3 tane kiralık tanka ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız. Bu kampanyanın Wargaming platformuna ilk kez kayıt olacak üyelere özel olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Oyuna güzel bir başlangıç yapmak için Tankmania kodunu kullanmayı unutmayın. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten oyunu hemen ücretsiz bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Evet, ahtapotumuzun buzları çözündü. Şu anda bu şekilde gözüküyor. Yani şöyle baktığımda çok kötü değil ama arkasını çevirdiğimde çok mutsuz oluyorum. Şuraya dokunurken falan o kadar mutsuz oluyorum ki anlatamam. Abi bunun kafası niye böyleymiş ya ben... Neyse, kafasıyla işimiz yok, bizim işimiz kollarıyla ama bu kolları buradan ayırmamız lazım. Ahtapot öpücüğü sesi duymak ister misin? Hayır ya. Gerçekten bu kısmı ne yapacağım konusunda şu an hiçbir fikrim yok. Ama bunları temizleyeceğim, onu biliyorum. Tuzla temizlemek gerekiyor. Yine lavabonun içinde yapsam daha mantıklı olacak gibi. Bunun üstüne böyle bolca tuz döküyorum. Ve tuzla bunu ovalamanız gerekiyor.
Evet, an itibariyle sinir bozucu kısımlar bitti. Ahtapot pişirmeyle ilgili bir sürü şefin videosunu izledim bu arada. Japon şefler çok az pişiriyor. İçini yarı pişmiş bırakmanız gerekiyor diyorlar. Fakat o benim kulağıma çok iyi gelmiyor. Hani o Japonlar biraz daha böyle deniz ürünlerini az pişmiş seviyor ya. O yüzden ben bir tane izlediğim İtalyan şefin şeyini yapacağım. Pişirme yöntemini yapacağım. Suyun içine bir limonu böyle bütün şekilde bırakıyor. Biraz taze soğan, biraz tuz ve ahtapot kollarımızı alıp suya bırakmaya başlıyoruz. Bunların hepsini bir kere de pişiremeyeceğim ben gibi duruyor. Şimdi zamanlayıcımı açtım, kısık ateşte bir 20 dakika kadar pişireceğim. Japon şef 5 dakika pişirin diyordu bu arada. Yani aradaki farkı siz düşünün. Şimdiden hem ahtapotun hem de suyun rengi değişmeye başladı bu arada. Böyle kırmızı pembe arası bir renk elde etmeye çalışacağız. Şimdi lezzetli gözükmeye başladı değil mi? Yani çok azıcık. Bir dakika kısık ateşte, 10 dakikada yüksek ateşte kaynattık. Şimdi bunları buzlu suyun içinde hızlıca soğutacağım. Evet, şimdi ahtapotları takoyaki'ye uygun şekilde keseceğim. Takoyaki yapmak için sadece uç kısımlarını kullanacağız bu arada. Bu kalın kısımlarını artık salataya malataya bir şeye katarız bilmiyorum. Şimdi bunları küçük parçalar halinde doğrayacağım. Ahtapotun yanına taze soğan doğruyoruz. Biraz da maydanoz. Şimdi takoyaki'nin ununu yapmaya başlıyoruz. Bunun için öncelikle bir 250 ml suya ihtiyacım var. İçine bir tane yumurta, biraz şeker, biraz tuz, biraz soya sosu, bir tur çırpıyoruz. 2 çay kaşığı kabartma tozu, üstüne 100 gram un ekleyeceğim. Şimdi topak kalmayana kadar çırpıyorum. Ve takoyaki için gereken her şeyimiz hazır. Son olarak özel takoyaki ızgarası var. Bunu Çin'den aldım bu arada ama Japon ürünüdür inşallah, bilmiyorum. Rahat dökebilmek için karışımımı bir cezveye alacağım. Şimdi ızgaramı açıyorum. Çok az zeytinyağı ekleyeceğim. Bundan sonrası eğlenceli kısım bu arada, fakat azıcık tecrübe gerektiriyor şunları da. Şimdi göreceğiniz ne yapmaya çalıştığımı, yuvarlak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım başarırım. Şimdi bir kızardı mı diye deneyelim. Üf, tam tadında. Şimdi hızlıca bunların hepsini doldurmam gerekiyor. Hızlıca içine ahtapotları bırakıyorum. Taşması normal bu arada. İzlediğim videolarda da taşıyordu. Taze soğan ve maydanoz karışımı, biraz baharat. Şimdi bunları burada 90 derece çevirmem gerekiyor. Ve bunları çöp şişle nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok ama çok da kolay bir işlem değil. Ben Japon değilim, o yüzden kaşıkla deneyebilirim. Şimdi bu kenar açıklıklarından daha fazla hamur ekliyorum. Şimdi bunları tam yuvarlak forma gelsin diye şöyle ters çeviriyoruz. Adamlar bunları çatır çatır o kadar hızlı yapıyor ki şu an kendimden utandım. Şimdi birazcık tereyağı süreceğim üstüne ama çok değil. Ve hazır. Güzel gözüküyorlar. Kokusu birazcık karışık bence böyle. Yani deniz ürünü gibi de kokuyor, şey gibi de, hamur işi gibi de kokuyor. Yemek için bir 10 dakika sabredeceğiz Harun. 10 dakika kaldı. O sırada ikinci tura mı başlasam? Bence başla, bunlar yetmez. Sen yapsana. Yaparım ki. Hadi yap. Senden daha güzel yaparım. Hadi yap. Şimdi bunları ben bir tabağa alayım. Çok güzel gözüküyorlar. Aynı animelerdeki gibi. Gel. Her şey hazır. Gel. Yaparım ki. Nasıl yapıyorduk onu bir hatırlat. Yapıyorum. Ben Türk usulü yaparım. Ya resmen ziyan ettin şu an. Ziyan etmedim. Fazla yağ aldırdım.
Şimdi senden öğrendiğim tecrübelerle fazla dökmeyeceksin, taşıyor çünkü. Bak ne kadar nizami döktüm, gördün mü? Biraz daha konuşmadan önce ekle üstüne malzemeleri. Şimdi azıcık taştı ama. Videoda taştırıyorlardı zaten. Bizim Çorum'da buna kabartma tozu koymadan yapıyorlar genelde. Japonlar bilmiyor yani. Nasıl oluyor mu? Bence gayet iyi oluyor. Dur bir dakika, yakından bakacağım. Bak, senden çok daha iyi yaptım. Ama gördün nasıl yaptığımı. Olsun, akıl etseydin. Nasıl akıl edeyim? İlk tecrübe. Sen de video izledin, ben video izlemedim. Ben seni izledim. İşte sıkıntı şu, videodakiler hata yapmıyor. Sen benim hatalarımdan ders çıkarttın. Harun, bir dakika kaldı, hadi. Ne yapayım, olmuyor. Bir dakika ezan, hadi. Ya bu Japonlar niye böyle antin kuntin şeyler yapıyor ya? Ne bu böyle, makine at bunu ya, kızarsın işte ya. Ama ezan okunuyor Harun, hadi. Duyuyor musunuz bakın? Okunuyor. Hadi tadalım. Bak hemen ye, beni sabote etme, yemeğini yet. Misafirimiz var. İlk sen dene. Niye ben kovayım şu an ya? Beni niye kovayım? Güzel kokuyor bu arada. Güzel kokuyor, evet hadi. Hadi be. Bayağı güzel. Ahtapot olmasa daha güzel olmaz mı? Yumurtaya yazıyorum bu arada. Yani böyle bunu yapıp yemem, anladın mı? Niye? Bununla uğraşmam bu kadar. Niye uğraşayım bununla bu kadar? Bence ahtapot yerine içine başka bir şey koymak lazım. Hamuru çok güzel. Az köşede yer misin? Harun, bu kaldı hadi. Ben az, evet, kenarda yiyeyim ben. Harun, biz şunları alalım da kenarda ya yiyelim. Oğlum, bak ne kadar güzel yaptım ya. Kızardı böyle. Bu arada seninkiler beklediği için daha çıtır oldu gibi gözüküyor şu an uzaktan. Beklediği için değil, ben bilerek bekledim zaten. Harun, 20 dakika oldu. Hazırladı. Hadi yek ya, tamam hadi. Sanatıma karışıyorsun bak, yemek için belirli bir dakika vardır, onu yapmak zorundasın. Şimdi sen erken aldın, beğenmezsen yapacak bir şey yok, kusura bakma. Hemen de bir şey ayarladı hemen böyle. Kusura bakma. Kendine bir kaçış yolunu direkt ayarladı. Hadi servis. Bu arada sosları unuttuk. Burada hoisin sos, erik sos, sriracha sos, sweet chili sos. Bu Japon mutfağından değil bence. Wasabi var tabii ki. Ben hayatımda hiç wasabi yemedim. İlk olur. Ya! Ne yaptık oğlum? Şunu alayım. Arka tarafı çıtır gözükmüyor zaten. Oh! Bir tarafı sadece. Güzel. Çok mu sıcak? Gördüğünüz gibi hatalarından ders çıkartıyorum. Bu arada çıtır olunca çok daha iyi oluyormuş. Ama bu senin yapmanla alakalı değil. Şimdi bundan daha fazla yapmıyoruz. Diğerlerine geçeceğiz. Evet. O zaman buna 10 üzerinden bir puan vermemiz lazım yani. 7. Objektif olarak ikinizinkine de puan vereyim mi? 5. Kanka 5. 7 var seninki. 7 var. 7 olmuş. İkinci kez yapsan 8'e 9'a çıkar bu arada. Tabii. Bayağı güzel olmuş. Harunç wasabi denememiş. Evet, denemedim. Nasıl ya? Vallahi ya. Denemedim. Niye ikiniz de heyecanla böyle bana vermeye çalışıyorsunuz şu an? çok değil mi? Normal. Normal ama. Güven bize ya, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun? Oha! Oha! Çıkarın. Bu ne lan? Bu ne? Ölüm gibi lan bu. Bu ne? Bunu niye yiyorlar ya? Sen nasıl bir abisin? Sen niye bir şey demiyorsun? Bu normalde bu kadar yenmiyor değil mi? Sen bana çok verdin. Bunu böyle şeyle falan alıyorlar. Kürdan ucuyla falan alıyorlar. Böyle ucuyla alıp mesela dokunduruyorlar. Neyse, hadi şunları tüketin. Daha çok yapacağımız şey var. Sırayla bugün 3 saat falan iftar yemeği yiyeceğiz. Evet, şimdi gerçek bir şef moduna geçip bundan sonrakileri hızlıca yapıp sofrayı kuruyorum. Öncelikle una don yapabilmek için unagi, yani yılan balığının sosunu ayarlayacağım. 60 ml soya sosu, 60 ml elma sirkesi ve bir kaşık şeker ekliyorum. Şimdi bunu ocakta orta ateşe bırakacağım. O kaynarken hemen balığımı alıyorum. Balık zaten direkt hazır soslu olarak satılıyor bu arada ve yaptığımız sosla aynı sos olabilir, emin değilim. Ama ben sosu sadece balık için değil, bir taraftan da pirinç için yapıyorum. Bunları sadece şöyle ikiye böleceğim. Hemen birazcık tepsime yağ dökeceğim. Balıkları tepsiye alıp balık için fırın ısınsın diye beklerken hemen yengeçlere geçiyorum. Yengeçleri tencereye sığacak şekilde küçültmem lazım. O yüzden kıracağım. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Şunu da kırarken üzülüyorum şu an. Çok güzel gözüküyor. Bu sığmaz mı böyle? Bu sığar böyle. Bunu böyle hafif kıvırıp. Bunun suyu için 2 tane limona ihtiyacım var.
Yengeç için suyumuz kaynamak üzere. Fırınımız ısınmış. Hemen balıklarımı fırına atıyorum. Zamanlayıcımı çalıştırıyorum. Zamanlayıcı önemli. Yengecin suyuna limonları bırakıyorum. İçine şöyle bir avuç kadar tuz ekleyeceğim. Suyun içine yengeçlerimi bırakıyorum. Sosumuz şu anda hazır. Sos bu arada bayağı güzel kokuyor, farkında mısın? Evet, bir anlamsız güzel bir kokusu var. Şimdi balıkların üstüne yaptığım sostan birazcık süreceğim. Aslında zaten soslu olduğu için sürmesem mi diye düşünmüştüm ama o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi şu folyoları şöyle birazcık kapatacağım. Sanırım bu suyu kaçmasın diye, tam bilmiyorum. Keşke balıkları birbirine biraz daha yakın koysaymışım, daha iyi kapatabilirmişim ama neyse, yeter. Azıcık kuru olsun, fark etmez. Bu bir 5 dakika daha burada takılacak. Şimdi kaselerime önceden hazırladığımız pilavı koyuyoruz. Önceden Harun'un hazırladığı. Teşekkür ederim. Sonuçta artık yani pilavımı kendim yapıyorum, anladın mı? Evet, o yüzden birazcık garip gözüküyor, sarı gözüküyor nedense. İçine sevgimi kattım abi. Yengecimizin altını kapatıyoruz. Hemen bunlar burada daha fazla pişmesin diye alacağım. Pirinçlerime geri dönüyorum. Fark ettiyseniz pirinç diyorum çünkü pilav denmez. Japonlar pirinç diyor. Neyse, bu sostan pirincime de sürüyorum. Balığımız da an itibariyle bitti. Hemen altını kapatıp kapağını açıyorum. Çok güzel gözüküyor. Ahtapot ve yengecin tadını biliyorum fakat yılan balığı daha önce hiç yemedim. Bayağı merak ediyorum. Şu an en çok merak ettiğim şey bu olabilir. Neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Havyar. Havyar için çok özel bir şey hazırlamayacağım. Şöyle tost ekmeklerini böleceğim. Üstlerine birazcık labne. Labnenin üstüne de havyarlarımı şöyle yerleştiriyorum. Havyar kaşığım yok maalesef. Aa, bende vardı, getireyim. Kesin vardır. Bence seni kandırmışlar bu su maymuncuğu abi. Havyarımız da hazır. Şimdi yengecin içinden etini almamız gerekiyor. Bunu direkt buraya kessem olur mu ya? Evet, son olarak balıklarımı alıyorum. Şu an balıklarımın yapışmış olması gibi bir sıkıntım var. Ben bunları bir masaya alayım. Bunlara bir ince işçilik gerekecek. An itibariyle una donlarımız, havyarımız ve king crab salatımız hazır. Helal olsun ya, emin olun. Umarım tadı da güzeldir. Dur, çok önemli bir şey unut. Helal olsun. Çok iyisin. Çok hoşuma gitti. Bir şey daha mı eksiltsem, ne yapsam? Hadi şimdi karnımızı doyuralım. Hadi çökün. Ya bu sofraya da çökün denmez ama. Evet. Hangisinden başlıyoruz? Ben yengeçten başlayacağım. Hadi başla. Yengece çok yükseldim. Koklasana bir yengeci. Tamam, yengeç kokuyor. Ben hiç yengeç yemedim abi şimdi yani, anladın mı? O normal kokuyor bir şey. Ne gerek var ki şimdi? Kabuğu mu geldi? Evet. Kabuğunu yedim. Hiç yemedim. Sen yedin mi? Evet. Sen yedin mi? Yedim. Nerede yiyorsunuz bunları? Ben niye yemiyorum? Sen benim abim değil misin ha? Ben niye yemiyorum ki senin yediğin şeyleri ya? Mersin yalı balığı bir yerinden çıkıyor işte, hoş. Gayet güzel bu arada. Labne peyniri güzelmiş. Ya çocuk, vizyonsuz mu? Ya bana yükleniyorsunuz? Siz yiyin biraz ya. Daha önce denemediğim şey yılan balığı. Hamsi gibi. Çocuk net vizyonsuz. Değişik bir balık bu. Ya normal bir balığa göre çok yumuşak bu arada. Normal bir balıktan çok daha yumuşak, tatlı, ağızda anla dağılan çok güzel bir şey var. Bu değişikmiş, sevdim. Ben bu arada balık normalde sevmem. Hani deniz ürünleri yesem de balık sevmem doğru düzgün. Bunu bayağı sevdim. Palamut gibi tadı.
Ya. Ne palamut lan? Vallahi palamut gibi, yemin oğlum, ederim ya. Oğlum nasıl palamut? Yemin ederim baharatlı palamut işte ya. Bak içi palamut gibi tadı, dışında da baharat tabakası var. Gerçekten ya. Niye bana öyle bakıyorsun abi? Soğumuş gibi baktın bana. Ben senin hastanede karıştığın teorisini tekrar bir şey yapacağım. DNA testi yaptıralım mı? Bizde sosumuz var, yiyin. Pardon, şunu önereceğim bu arada. Ketçap mayonez mi? Ketçap mayonez mi? Ben konuşmuyorum, bana yükleniyorsunuz ya. Harun, ben sana ekmek vereyim mi? Ekmek var. Düz somun ekmek ama o da fazla şu an sana. Hemen yutma. Çiğne ilk önce. Bir şey diyeceğim, ekmek vermeden direkt şeyle mi alsa acaba? Bir şey, damardan versek tadını almayacak. Palamut dedi ya buna. Yorumlarda Hakan'ı gömüyorsunuz ya boşa, yanlış yapıyorsunuz. Bugün bütün şeyi izledim. Bak arkada her şeyi izledim ve çok net gördüm yani durumu. Tamamen duygu sömürüsü yapıyor Harun. Çok net söyleyeyim onu. Buraları koymayabilirim. Kurgu bende. Ben doydum. Laflarınızla doyurdunuz beni bugün. Ben vereyim mi sana fazla bir? Hayır. O kadar mı yeniyor? Bir dakika, hayır o kadar, hayır. O kadar hayır. Mı yeniyor? Hadi canım, öyle yok artık. Hayır. Ne oldu lan? Ne oldu abi? Hayır, çok da bir şeyim yok. İyiyim. Kızardı. Yani fiyat performans olarak bakarsak bence yengeç kötü. Lezzetli bir et ama şey böyle. O paraya değmez. Göm havyar göm. Havyar güzel ama havyarı neden yiyorlar mesela? Sırf pahalı bir şey yemiş olmak için yiyorlar bence. Bir olayı yok yani, anladın mı? Mesela onu aramam yani gidip ben kahvaltıda. Sen arar mısın? Muhteşem protein kaynağı. Harbiden saf protein. Mi? Harbiden mi? Ver. Sen ne olduğunu biliyorsun değil mi havyarın? Biliyorum. Ağaçta yetişiyor. Küçük üzüm. Küçük üzüm işte. Şu an şunu düşünüyorum. Acaba bu sofrayla iftar yapmış herhangi birisi oldu mu bu dünyada? Hepsi bir arada ama böyle hani bir tanesiyle değil. En azından Türkiye'de ilk olduğumuzu söyleyebiliriz bence. Niye? Belki senin gibi bir adam yapmış aynısını. Nereden biliyorsun? Adam kendisi yapacak, iftar yapacak. Bunların hepsi. Bak bunların hepsini yapsa bile takoyaki yapmaz. Şeyi gerekiyor, özel tava gerekiyor. Net dünyada ilk üçümüzüz. Bir şeyin daha ilki olduk. Ne masadayız yani? Her masada varız, her türlü. Evet, şimdi puanlayın. Hangisi kaç puan? Takoyaki'den başla. O hangisiydi ya? İlk yaptığımız. Ben ona 4 vermiştim senin yaptığına. 5 vermiştin. 5 verdin, bana 7 verdin. 3'e düşürdüm. Çünkü bunlar güzel. Özellikle şu yılan çok güzel. Yani yılana 7 veririm abi, çok net. Havyar 5. Yengeç de... Çok iyi dediğine 7 ver diyor. Biraz seçiciyimdir yani, o yüzden. Sen ne yapıyorsun, sabahları yemekteyiz falan mı izliyorsun? Sen? Ama ağzım doluyken bana niye çeviriyorsun? Biraz daha puan ver ya. Yengeç'e puan vermedi daha. Yengeç'e 5. Yeni söylemiştim bunu. Yengeç ve Havyar'a 5. Havyar'a niye 5? Bilmiyorum bak bu arada. O kadar yükselme. Yani yılan balığına çok yükseldim ben. Bayağı sevdim yılan balığını o yüzden. Yükseldiğim için buna... Ya çok bayıldı, muhteşem dediği şeyi 7 verdi evet. Ya. Şimdi masada favorim pirinç pilav. Onu yeniden belirtmek istiyorum. Yemedim bile. Çok kötü o pilav. Çok kötü yapmışsın. Yedim. Çok güzel tadı da neyse. Ya puanlamaya koymadık onu. Öyle bir şey yani. Takoyaki'den başla. O hangisiydi? Senin yaptığına puanım 3. Kendi yaptığıma 7. Yengeç çok kötü. Kötü ya, ben yemem abi, bunu yemem yani, anladın mı? Beleşe ver mesela, şu an beleşe yiyorum, yemiyorum, farkındasın değil mi? Yemem beleşe versen yani. Anladın mı? Yemem yani. 3 yani. 3. Yılan balığı 6. 6 mı? 6 abi, bence 6. Ya oğlum, neyi tartışıyorlar şu an? Neyi tartışıyorlar? Hayır yani? benim damak zevkime göre 6. Ben palamut olsa buna 9 verirdim yani, öyle söyleyeyim sana. Havyar güzel. Havyara 8 veririm. Tadını alamadın. Aldım. Ağızda şey yapıyor, patlıyor. Ne diyor bu ya? Ağızda patlıyor. Ben puan vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceğim? Ver. Hayır ver, olmaz. Ver. Tamam, kendi yaptığım takoyaki'ye 9, Harun'un yaptığına 2 veriyorum. Düzgün bir puan verir misin? Takoyaki ahtapotsuz olsa bence 10 puanlık bir şey. Çok güzel. Ahtapotlu haliyle kendi yaptığıma 5, Harun'un yaptığına 6 veriyorum. Aa, düzeltti puanı. Helal olsun. Abim benim ya. Helal olsun. Harun'a hakkını verdi. Helal. Sebebi de o daha çok pişirdiği için daha güzeldi. Hayır, ben ama şeklini de düzgün verdim. O... Neyse dur. Yılan balığının bence 8'i var. Yani yediğim en iyi deniz ürünü değil ama en iyilerinden bir tanesi. Yengeç 6. 6 almaz. 5. Adam puan veriyor ya. Sen puanı verdin zaten. Bir bırakırsan ben kendim puanlayacağım. Ya 6 veriyorum çünkü ıstakoz eti bundan çok daha güzel bence ve ıstakoz daha ucuz. Bence de ıstakoz daha güzel. Yedin mi? Tamam, sana ıstakoz da yedireceğim. Adamsın. Sen ne yapacaksın? Ben yapacağım. Havyar'a da 9 puan veririm. Dümdüz havyar yani, şeyi yok. Bakayım bir havyara.
Bu arada protein dediğim andan itibaren teker teker hepsini gömdü. Evet, biz bunları yemeye devam edeceğiz. Anormal bir serisinin ilk bölümü burada bitiyor. Niye televizyon sunucusu gibi şey yaptım bilmiyorum ama. Bu seriyi sevdiyseniz ve başka yapabileceğim anormal şeyler geliyorsa aklınıza, yorumlar bölümünden bunu bana yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve hala beğen butonuna basmadıysanız, şu anda aşağıdan basarıp öyle giderseniz videodan mutlu olurum. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 3 milyona çok az kaldı. Abone olursanız sevinirim. 3 milyon olunca Harun ıstakoz yapacağım. Burger söyle abi.